bilinmiyordur. Bunu bilelim lütfen. Onun için sevdiklerimizi kıskanalım. Söyleyeceğiz mi? Nereden başlayalım? Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Erdem'e hoş geldiniz. Erdem'cim hoş geldin. Ben de size şöyle güzel keyifli saatler diyorum. İyi program. Mikrofonun... Açık. Açık geliyorum. Şimdi sevgili seyircilerimiz, alışmışız ya yaka mikrofonla. Sanki yaka mikrofonu takılıymış gibi konuşuyoruz. Hepinize keyifli, güzel bir program geçmesini diliyoruz. Teşekkür ederim. Öncelikle ekibi tam kadro görünce burada tabii ki bizim de mutluluğumuz bir kat daha artıyor. Yani siz ve köreli kızlar hep bir arada olmalısınız. Onu söyleyerek biz başlayalım. Biz öyleyiz zaten. Hep de öyle olmalı. Değerli seyircilerimiz, artık bugün bu tanıtımımızda el mikrofonuyla sizlere anlatacağız. %100 bitki yağ kremi mukaddesi. İnşallah sesimiz size güzel ulaşacak. Öncelikle biliyorsunuz ki %100 bitki yağ kremi mukaddes sürüldüğünde insan vücuduna masaj yapılarak tatbik edildiğinde hakikaten vücudu çok rahatlatan, pek çok sıkıntılardan sizleri arındıran bir krem. Onu bir kere söyleyelim. Çünkü özünde hakikaten doğadan toplanan şifalı bitkilerden, bakın toplanan şifalı bitkilerden hazırlanan, içinde hiçbir kimyasal madde ihtiva etmeyen, tamamen sıkıntılarınızdan sizi masaj yaparak sürdüğünüzde, tatbik ettiğinizde akşamları yatmadan önce sizi kurtaracak bir üründür. %100 bitki yağ kremi mukaddes. Şimdi Ahmet Bey. Evet. Haftada bir kere sizinle bir araya geliyoruz. Yaz dönemi dolayısıyla. Sonra tabii daha sık hem seyircilerimizle buluşacağız, sizlerle daha çok bir arada olacağız. Siz devamlı geziyorsunuz. Kastamonu'ya gidiyorsunuz. Safranbolu'ya da gidiyorsunuz. Kastamonu'ya giderken Safranbolu'ya Derman Ali Baba'ya uğramadan geçmiyorum efendim. Mutlaka ona bir uğruyoruz. Çünkü Safranbolu'da şifa dağıtıyor Derman Ali Baba. Safranbolu'muzun da Ali Babası yani. Derman Ali Babası. Şu anda da bizi ailesiyle birlikte izliyor. Derman Ali Baba'ya ve ailesine sevgiler, selamlar gönderiyoruz efendim. Evet, gönderiyoruz. Şimdi değerli seyirciler, bakın Derman Ali Baba artık bırakın Türkiye'yi, dünya tarafından tanınan kaşif bir aktarımızdır. Öncelikle neden Derman Ali Baba? Ali Alp'tir. Adı soyadı Ali Alp'tir. Ama neden Derman Ali Baba derler? Önce onu bir sizlere bir söyleyelim. Şimdi sevgili seyircilerimiz, Derman Ali Baba bugün ülkemizin hem şu anki başbakanı hem de cumhurbaşkanı tarafından ziyaret edilmiş. Hem cumhurbaşkanımız hem de başbakanımız kendisinden ürün olarak kullanmıştır. Onu bir kere söyleyelim. Yani hem siyaset dünyası hem sanat dünyası, mankeninden tutun yurt dışından gelen yurt dışının sanatçılarına kadar herkes Derman Ali Baba'yı o Safranbolu'daki, o Safranbolu'nun hani bilir misiniz çok meşhur bir çarşısı vardır. Arnavut kaldırımlarıyla ünlü eski bir çarşısı vardır. Oradaki dükkanında ziyaret etmişlerdir. Ben de kendisini zaten aynı yerde Cincihan dediğimiz oranın çok meşhur, çok turistik bir mekanı vardır. Evet. Cincihan. Cincihan'ın tam karşısındaki dükkanında kendim de ziyaret ettim. Zaten orayla ilgili yaptığımız çekimler bu hafta yetişmedi ama önümüzdeki hafta inşallah montaj aşamasında sizlerle buluşturacağız. Oradaki dükkanında mankenler, siyasetçiler, herkes ziyaret edip Derman Ali Baba'nın o şifa dağıtan ürünlerinden aldı. Biz de kendisini ziyaret ettik. Şimdi bakın, neden Derman Ali Baba? Derman Ali Baba'nın bir şair özelliği vardır, şair yanı vardır. Ve her şairin de bir mahlası vardır. Bilir misiniz mahlas? Yani soyadı vardır. Derman Ali Baba'nın da mahlası babadır. Önceden Ali Alp'ti. Fakat bakın değerli seyirciler, Canan Özal isminde bir hanımefendi Safranbolu'ya kendisinin ilk renkli fotokopiyi getirdiği söylenir. Canan Hanım Derman Ali Baba'ya, yani o zaman Ali Alp'ken, mahlası olarak ona bir baba lakabı taktı. O gün bugündür şair yanından dolayı Derman Ali Baba. Bir de Derman lakabı var. O nereden geliyor? O da yakışıklı genç bir kardeşimiz Derman Ali Baba'ya, ya senin ürünlerin hakikaten marka olabilecek ürün. Pek çok kişiye şifa dağıttın. Sen marka bir insansın. Sadece Ali Baba diye anılmamalısın. Bir de başında Derman olmalı diyerek Derman Ali Baba olarak böyle üç isimle anılan bir kaşif aktarımız oldu. Lakaplarıyla, sıfatlarıyla hepsine layık bir yenilikçi aktarımız. Onu da böylelikle bu tanıtımımızda bir farklılık olarak açıklayalım dedik. Çünkü hep bir Derman Ali Baba aşağı, Derman Ali Baba yukarı gidiyor. Sebebini de böylelikle sanıyorum hani merak edenlere duyurmuş olduk. Şimdi değerli seyircilerimiz,
Hani başbakandan bahsettik, cumhurbaşkanımızdan bahsettik. Şu anda Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan Beyefendi. Bundan yıllar önce. Derman Ali Baba'yı çok seven bir kişidir. Hem Recep Tayyip Erdoğan'ı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hem de şu anda Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ü yanına alarak o eski yıllarda Derman Ali Baba'nın dükkanına gittiler. Ve ilk kez o gün Derman Ali Baba bu kişilerle tanışmış oldu eski yıllarda ve her biri de birer ürün aldı Derman Ali Baba'dan. Ve şunu söyleyeceğiz, bu çok önemli. Bakın Derman Ali Baba'yı anlatırken, %100 bitki yağ kremini anlatırken neden bu örnekleri veriyoruz, neden anlatıyoruz? Çünkü hani diğer başka mecralardaki kremlerle, ürünlerle karıştırmamanızda fayda var. Çünkü eğer rahatlamak istiyorsanız, vücudunuzdaki sizi rahatsız eden bazı sıkıntılardan kurtulmak istiyorsanız bundan sonra %100 bitki yağ kremi mukaddesi mutlaka kullanmalısınız. Bugün Türkiye'de bakın fakiri de, zengini de, sanatçısı da, siyasetçisi de herkes %100 bitki yağ kremi mukaddesten aldı. Ahmet Bey şöyle siz tutabilirsiniz. Hani yardımcı olmak adına biraz sizden de rica ederim. Hani göstermek gerekecek çünkü. Şimdi değerli seyircilerimiz, bakın ben kendim Safranbolu'ya gittiğimde Derman Ali Baba'yla yaptığımız sohbetlerde inanın ki ben burada bazen hani canlı yayında bazı seyircilerimizi sizlerle buluşturduk. Onların nasıl sıkıntılarına derman olduğunu %100 bitki yağ kremi mukaddesin kendileri anlattılar. Bakın hakikaten bir gerçek var. Nedir o? Derman Ali Baba'nın yanında bulunursanız hem oğlu Hasan Alp'in telefonu hem de Derman Ali Baba'nın telefonu hiçbir zaman susmuyor. Sabahtan akşama kadar habire o telefon çalıyor. Habire çalıyor o telefon. Acaba kim arıyor diye dinlediğimizde arayanların hepsi gerek internet üzerinden ulaşmışlar, gerek bir şekilde Derman Ali Baba'nın telefonunu alıp bir yerden not edip arıyorlar ve hepsinin dedikleri şu. Ya krem siparişi vermek için arıyorlar ya da %100 bitki yağ kremi mukaddesi kullandıktan sonra duydukları memnuniyeti nasıl anlatayım size? Duygulanarak belki de o telefonda ağlayarak zaman zaman Ali Baba'ya teşekkürlerini sunmak adına onunla görüşüyorlar. Bunların hepsine şahit oldum. Ve inanın ki yani onların hepsini kamera marifetiyle çekip görüntü altına alıp sizlere yayınlamak istesek sabahtan akşama kadar çekim yapsak onlar bitmez. Sürekli arıyorlar. Bakın Antalya'dan arayanlar var, Diyarbakır'dan arayanlar var. En güzel yazlık beldemiz Bodrum'dan, Muğla'dan arayanlar var. Erdem Bey siz anlatın. Ben kremi seyircilerime göstermek istiyorum. Buyurun. Akıyor çünkü. Eğemiyorum o tarafa. Onu da özelliği de söyleyeceğiz. Siz devam edin. Tamam. Şimdi değerli seyirciler bakın. Bir krem düşünün. Sıvımsı bir krem. Ama hakikaten buzdolabına girdiğinde yarım saat 40 dakika beklediğinde donan bir krem düşünün. Neden böyle bir özelliği var? Çünkü içinde herhangi bir kimyasal madde ihtiva etmediğinden, tamamen şifalı bitkilerden hazırlandığı için böyle bir özelliği var. Bunca insan telefon açıyorsa, bunca insan arayıp teşekkür ediyorsa, Allah senden razı olsun diyorsa, siyasetçisi, sanatçısı, meşhuru, meşhur olmayanı herkes şu ana kadar kullanıp bir kişiden bile şikayet almamışsa, %100 bitki yağ kremi mukaddes, demek ki bu ürüne inanmak lazım. Bu ürünü almak lazım, kullanmak lazım. Nasıl alacaksınız? 0216 490 0090. Söyleyeyim bir daha. 0216 490 0090. Arayacaksınız değerli seyirciler. Kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 69 TL'ye alacaksınız. Şimdi bakın ben bunu geçen hafta da söyledim. Yine yineleyeceğim. Nedir o? Derman Ali Baba'nın yanına gittiğimde ona özellikle bir soru sordum. Dedim ki ülkemizde pek çok tekaüt dediğimiz emekli insanlar var. Ve onların da tekaüdiyeleri yani emekli maaşları var. Herkes öyle çok paralar kazanmıyor. İnsanlarımız için 10 TL, 20 TL, 40 TL, 50 TL bile yeri geldiğinde çok önemli oluyor. Onun için hani bazı yerlerde bazı kremler satıyorlar. 4 tanesini, 5 tanesini şu para ediyorlar diyorlar. Yani 5 tane alıyorsunuz, bir 5 tane de bizden hediye diyorlar. Hani kullananlarla konuşuyoruz. Ne olduğunu herkes biliyor. Bizim şu anda sizlere tanıttığımız, anlattığımız tek bir ürün var. Tek bir kutu içinde. %100 bitki yağ kremi mukaddes bugün binlerce insan kullandı ve masaj yaparak sürdüklerinde bütün sıkıntılarından zaman içerisinde akşamları yatmadan önce kullandıklarında günler içerisinde yavaş yavaş kurtulmaya başladıklarını gördü. Bizim ürünümüz bir tane. Ve bakın hakikaten bizim ürünümüz bir tane. Bizim ürünümüz bir tane. Çok güzel oldu. Hakikaten bir tane değerli seyirciler. Bunun üstüne bir ürün tanımıyoruz. Derman Ali Baba 4 gün Safranbolu'da hastanede yattı. Neden yattı? Ziyaret ettik.
geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Doğada yaşı 70'e geldiği halde halen daha eşi Mukaddes hanımefendiyle, ailesiyle, çalışanlarıyla halen daha şifalı bitkileri doğadan toplamak için can kıraç bir şekilde çalışıyorlar. Mola vermeden. İşte o insan yapısı neticesinde, tabii ki neticede bir insan motor değildir. Hani benzini koyarsınız arabaya, binlerce kilometre gidersiniz. Arabada başka bir arıza olmadığı takdirde o araba gider. Ama insan için böyle bir şey söz konusu değil maalesef. Belli bir süre sonra artık ne oluyor? Yavaş yavaş bir sinyal geliyor. Ve Derman Ali Baba'ya da Allah'tan bir sinyal geldi. Biraz dinlen diye. Ama o dinlenmeyi 4 gün boyunca Safranbolu'da bir özel hastanede gerçekleştirdi. Çıktı hastaneden ve tekrar çalışmaya başladı. Ben hayret ettim kendisine. Ve kendisiyle yapmış olduğumuz konuşmalarda ona telefon açıp teşekkür eden, ona duyduğu minnettarlığı telefondaki konuşmalarda hissettiğimiz, duyduğumuz, bizzat şahit olduğumuz Derman Ali Babamız ne yaptı? Bu konuşmalara ben şahit olduğum için görüyorsun dedi. Ben dedi aratıyor muyum? Aratmıyorum. Sen yanındasın, şahitsin, görüyorsun. İnsanlar arıyorlar. İnsanlar benden şifa bekliyorlar. Ama zaten şifalı bitki Allah tarafından doğada sunulmuş. O ne yapıyor? O şifalı bitkileri tanıyan, bilen kaşif bir aktar. Onları topluyor ve onların yağından kurtarak, bakın bir %100 bitki yağ kremi mukaddesi hazırlamak 6 aylık bir süreyi alıyor. O Yüce Allah'ın doğada sunmuş olduğu şifalı bitkileri toplayıp onlardan bu ürünü hazırlıyor ve sizlerle buluşturuyor. Ama bunun için de bir emek gerekiyor. Bunun için de bir alın teri gerekiyor ve o onu fazlasıyla sergiliyor zaten. Biz de bunlara şahit olduk. Ama bakın ben kendisiyle bir araya geldiğimde, telefon konuşmalarına şahit olduğumda Derman Ali Baba'nın defalarca elini öptüm. Defalarca onun tonton yanaklarından öptüm. Yani sen bu kadar, bu insanlar senden bu derece memnunken, Safranbolu halkı elinin üstünde baş tacı etmişken seni, sen bir ürünle durmamalısın. Senin başka ürünlerin de biz Vizyon Türk'te seyircilerle buluşturmalıyız diye çok söyledim. Hakikaten de baskı yaptım ve biliyorsunuz Safranbolu'ya, hatta dünyada diyelim, dünyaya ama en başta Safranbolu'ya safran çayını tanıştıran kişi de Derman Ali Baba'dır. Bakın, safran çayı ilk kez Derman Ali Baba sayesinde Safranbolu'yla buluştu ve ünü dünyaya yayıldı. Safran çayının faydalarını anlat bitiremeyiz. Belki böyle sürprizlerimiz de olacak. Derman Ali Baba'yı yoracağız ama inanın ki değerli seyirciler, o birçok rahatsızlıklarla mücadele etmesine rağmen, hem buradaki bakın tribünümüzde de seyircilerimiz var, ekran başında belki binler, milyonlar bizleri seyrediyor. Derman Ali Baba'ya o teşekkür konuşmaları, Allah senden razı olsun o demelerini duymak için, onlardan bu güzel duaları almak için Derman Ali Baba bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam ediyor ve bundan sonra da edecek değerli seyirciler. Sadece ben şunu söylemek istiyorum. Şu anda eğer bizi seyrediyorsa, Derman Ali Baba'ya anlattıklarımızla, bakın Derman Ali Baba anlattıklarımla, bütün burada söylenenlerle aslında biz seni yeterince belki anlatamıyoruz. Sen çok daha iyilerine layıksın ama inanıyorum ki bayramdan sonra belki burada Vizyon Türk ekranında bir sürprize imza atacaksın. O sürprizin de ne olacağını şimdiden söylemek istemiyorum. Günler yaklaştıkça sevgili seyircilerimize duyuracağız. Ama bakın %100 bitki yağ kremi mukaddes de dünyada bir ilktir değerli seyirciler. Dünyada bir ilktir. Masaj yaparak akşamları yatmadan önce kullanır sürerseniz sizin vücudunuzu rahatlatarak pek çok sıkıntıdan sizleri kurtaracaktır. O zaman ne yapalım? Tanıtımımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Bakın şunu söylemek istiyorum. Biz burada anlatıyoruz ürünümüzü, sizlerle buluştururken pek çok örnekler veriyoruz. Başkaları da başka kanallarda pek çok şeyler anlatıyorlar. Ama o zaman ne diyelim? Anır eşeğim anır, adın çoktan deftere geçti diye bir deyim vardır. Eskiler çok iyi bilir. Biz burada her şeyin doğrusunu anlatıyoruz. Başkaları anıra dursun, bizi ilgilendirmez. Efendim 0216 490 çift 090 kargo kurye KDV ÖTV her şey dahil 2013 senesinin sonuna kadar 69 TL'ye gelecek. Efendim ben Deniz Erdem Gençtürk. Tekrar buluşabilmek ümidiyle iyi akşamlar, size de iyi programlar. Ben Deniz Ahmet Ayverdi. Teşekkür ediyoruz Erdem Bey. Sağ olasın.